Ama bu olayı bu şekilde çevirmesini, sokak hayvanlarına yönlendirmesi çok güzel bir duyarlılık, inanılmaz bir ince fikir aslında. Biz ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz, böyle bir taleple geliyorlar bize. Kendisine bu anlamda teşekkür etmek istedik. Hem bu farkındalığı da duyurmak, yapılabiliyorsa diğer insanlara da örnek olması açısından teşekkür etmek istedik. Yaşadığı şiddet tabii ki çok üzücü. Şiddetin her türlüsü, insana, hayvana yapılan tüm şiddete zaten karşıyız. Hiçbir canın başka bir can üzerinde şiddet uygulaması, maddi manevi hiçbir şiddete uygulanmaması gerekir. Ama bunu sokak hayvanları yararına çevirmiş olmasından dolayı kendisine tekrar çok teşekkür etmek istiyorum. Hazırladığımız teşekkür belgemizi kendisine sunmak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Bir çiçeğimizi de takdir etmek istedim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Faydam olmasına çok sevindim. Kötü bir olay yaşadık. Zeynep hemşireye öncelikle çok teşekkür ediyorum. Fakat yaşadığı bu şiddetten dolayı da çok da üzüntü duyduk. Şiddetin her türlüsüne, insana, hayvana yapılan tüm şiddete karşıyız elbette. Fakat bu kendisine yapılan bu kötü muamelenin sokak hayvanları yararına çevirerek bir ceza almasını sağlaması bir örnek teşkil etmeli. Bağışta bulundu sayesinde suçlu, cezasını bu şekilde ödemiş oldu. Hayvanlar mama olarak geri dönmüş oldu. Kendisine teşekkür etmek istedik. Bu duyarlı davranışı için çok güzel bir davranış ve biz ilk defa yıllardır bu işin içindeyiz. Mutlaka bu tarz adli vakalar gerçekleşiyordur elbette. Ama ilk kez böyle bir dönüşü oldu bize. Teşekkür etmek istedik ve canı gönülden derneğim, arkadaşlarım, hayvanlar, canlar adına teşekkür ediyoruz bu ince nazik davranışı için. Bir hasta yakınının sözlü olarak şiddetine maruz kaldım. Şiddete maruz kalınca da bir adli süreç oluştu. Adli süreç sonucunda da uzlaşma kararı çıktı. Beyefendiden de derneğe bağış yapmasını istedim. Bağış karşılığında da kendileri bana teşekküre geldiler.